Bunların da bir problemi var. Sonunda ben içeri daire başlandığı da hemen yaptım. Yani 25 kilometre bölgenin yolu yapacağız. Buradan da bu sene 200 kilometre yol bitirecek. Yok, çalışmalarımızdan böyle bir şeyimiz yok. Yok, olur. Şikayetiniz de olur. Vatandaş, evet. Şimdi sen de otur bir yere söyle. Gel. 200 kilometre yol bitireceğiz yani. Gel. Oturalım, otur. Vatandaşın efendim ne güzel medeni bir şekilde derdinizi ifade ediyorum. Biz bundan hiç rahatsız olmayız. Eyvallah. Güzel de bir şey. İfade etmek ihtiyaçları güzel oldu. Falan şeylerden biz, evet, hiç memnun olmayız. Siyasetçiyiz, belediye başkanıyız. Vatandaşın seçtiği belediye başkanı, vatandaşın gözünde çok çok tanrılaştırılmış bir adam falan değil, haşa. Böyle bir sesi yok. Bize tabii ki soru da soracaksınız. Arzularınızı, isteklerinizi, eleştirilerinizi de dile getireceksiniz. Bundan hiçbir şikayetimiz olmaz kardeşim. Sineklerin üreme alanları, hani Anadolu'da bir dil vardır ya, derler ki bataklığı vurulacak. Anlasınız. Üreme alanlarında yapılan mücadele, esas mücadele o lazımdır. Onu da şu anda arkadaşlar her yerde yapıyorlar. Buradaki kaçıntılar da havaya sıkarız. Yakaladığını öldürür o. Pek de güzel olur. Ha. Teşekkür ederim. Ben kalıyor musun? Teşekkür ürünle eder misin? Neyle? Sözlüğü biliyor musun sen belediye başkanından? Ben senin bayrağın mı oradan? Bunu da avlaya götürdün, tamam mı? Başkanım da geldi. Bak, güzel oldu bu iş, değil mi? Selamımı da söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Allah razı olsun. Sen bu kendiniz. Merhaba, elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Hoş geldiniz başkanım. Doğan niye koymadınız burada? Var var. Nerede? Ne yapalım acaba? Çek bakalım, çek. Evet başkanım. Hadi alakma. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugün tabi Ozan'da Bucak bölgesinde bulunuyor olmamızın sebebi bu bölge Ozan'ın tam Çukurova'ya açıldığı bölge ve insanların kırsal hayatı, köylerini terk etmeden yaşadığı bölge. Canlı köyler, biliyorsunuz son dönemde köyler boşaldı ama buralar boşalmayan köyler, diri köyler, üreten köyler. Ve narenciyesiyle de çok meşhur köyler, biliyorsunuz narenciye bile çok itibar kazandırdı. En son portakal çiğe karnavalıyla, inşallah burada yapacağımız tesislerle portakal çiğe karnavalına da burada birkaç uygulamasında belki konserlerle ev sahipliği yapacak tesisler yapacağız buraya. Bu bulunduğumuz alanda tüm Bucak bölgesine hitap edecek şekilde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, yine bu bölgenin, hatta Ova'nın köyleri Hamam köye kadar uzanan bölgenin de ihtiyacını karşılayacak şekilde düğün salonu ve bu bölgede taşımalı eğitimli okuyan çocuklar çok, onların ihtiyacını karşılayacak sosyal ve sportif tesislerle yine diğerleriyle destekleyeceğiz ve inşallah Bucak bölgesi hak ettiği hizmeti bizden almış olacak. Evet efendim. Thank you.
Duygu düşünce de Samet bunda uçak. Evet, evet canım. Sizin isminizi. Necile Uçak. Büyükşehir Belediye Başkanımız sizin hizmetinize geldi. Evet, evet. Allah razı olsun. Dünya benim oldu. Çok seviyorum. Çok seviyorum başkanımızı. Yani uykuyamadım ben bu gelecek diye. Bütün köyümüz de çok seviyor. Ailecek. Yani. Siz babasınız. Bir tane. Kardeşim. Kardeşim öyle mi? Ablam. He, ablam. Ben... Şehidin dedesi, şehidin evet, dayısı. Evet, dayısı. Evet, evet, şehidimiz 1996 şehidi. Annesi terörle evet. Mücadelelerine ilk verilen şehitlerimizden. Tabii ki bu memleket şehitlerin, bu milletin ve ülkenin bekası için ödemiş olduğu ağır bedel ki bu canlı ödemiş bedel. Onunla yapabiliyor. Tabii ki millet olarak şahsımız adına bir şey yapıyoruz ama milletimiz adına, ülkemiz adına o acıyı bir nebze olsun hafifletebiliriz belki. Yani yoksa yapacağımız öyle, başka bir şey yok. Bütün şehidimizin adının verdiği caddeyi de kilitli parkeyle döşeyerek onun şehidin adına yaraşır hale getirdik. Bugün de şehidimizin annesini evine ziyaret ederek onunla gönül ortaklığı bulmak istedim. Allah razı olsun. Çok mutluyum. Çünkü başkanımız çok iyi bir insan. Ben de bunun yani gelmesine o kadar sevindim. Uykumu kaybettim gelecek diye. Çok seviyoruz başkanımız bir tane. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bahadır Kürtük. Askeri daire başkanımız. Evet başkanım. Öyle mi geliyor? Fermuar falan yok. Evet. Yazdı değil mi bu? Evet yazdım. Ben böyle sana şey yaptım ama arama. Ya nereye geldim biliyorum. Bilirsiniz. Sabah geçin. Tamam. Ne yapalım? Bunlar iyi mi? Hadi hareketim gibi kardeşim. Arap. Ben Mehmet. Kardeşler, yakışıklı kardeş. İyi misin kardeşim? Hayırlı işler. Hayırlı işler. Ben şundan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Siz oyuna seçildiniz. Vatandaşın seçmenin oyuna sormasına da açıktınız. Eleştirisine de açık olduğundan dolayı ayrıca sizi tutuyorum. Ya niye eleştirisine açık oluyor? Yani bizim bazı siyasetçi eleştiri açık oluyorlar. Şikayetini söylüyor. Söylemeyen, söylemeyecekse şey mi bırak? Tabii. Yani, yani en azından bizim böyle bir anlayışımız yok. Oyundan dolayı sizi tebrik ediyorum yani ben. Söylemesi lazım. Söyleyebilen milletler başlık milletlerdir. Eleştiren milletler başlıktır. Yeter ki birbirimize saygıyı kaybetmeyelim. Evet.